Evet. O kadar. Yani başka ne? Evet. Hüsnü, yani bir plan olması için bir üretim olması lazım. Tarım üretimi, sanayi üretimi olması lazım. Planı. Tarımda üretim yok, sanayide üretim yok. Plan yapsak ne olur? İşte kurultay dedikoduları falan konuşuluyor. Aslında kurultayı hiç ağzımıza bile almamamız gerekiyordu burada ama. Sence ne olması gerekir? Bizim haddimize mi ya? Yani sonuçta diyeceğiz ki CHP şunu yap. Yapmıyor. Aklın yolu... Yapmıyor. Yani bu olay bir tek olayla sınırlandırırsak, bu olayla değil. Evet. Yani son dönemlerde yaşanan her şeyi yan yana getirdiğimizde zaten toplum her şeyi unutuyor. Maalesef. Yani işte sürede. Beş çocuğun yanması, bundan yanlış hatırlamıyorsam 2016'da falan olması lazımdı. Şeyde Adana'da, Aladağ'da yanlış evet. hatırlamıyorsam. Orada da 13 çocuk yanmıştı cayır cayır tarikat yurdunda. Evet. Ne oldu? Ondan sonra başka tecavüzler oldu. Ondan sonra başka hikayeler oldu. Ondan sonra başka hikayeler oldu. Canım üstüne somalar oldu. Griz faciaları oldu. Ya o gar katliamı oldu. Yani oldu. Gar katliamı oldu. Gar katliamı evet. Sultanahmet katliamı oldu. Suruç'ta katliamı oldu. Bir sürü Dolmabahçe katliamı oldu. Dolmabahçe katliamı oldu. Yani dolayısıyla hani tek bir boyutla biz gelip de bunu iki gün konuşuruz. Yani bugünkü olayı. Narin ne oldu ya? 10 gündür Narin'in mahkemesi var. Sanki bizimle dalga geçiyorlar. Hepsi. Hepsi. Yani savcısı, tutuklusu, tutuklu olmayanı, hakimi. Kim ne diyor ben bir şey anlamıyorum. Sıkıldım da yani. Onları da izliyorum diyorum. Ne oluyor Allah aşkına? Yani ne yapmak istiyorlar burada? Ne yapmak istiyorlar? Hani hep geçende de söyledim ya. Bizimle dalga geçiyor birileri. Resmen dalga geçiyor birileri. Dolayısıyla hani tek bir konu üzerinden bu ne yapılabilir falan dediğimiz sürece oradan hiçbir yere gidemeyiz. Biz İşte dün evvelsi günde yazdım onu. Yani CHP açısından bakıldığında muhalefetin demin Merdan anlattı. Yani olaya bir geniş açı içinden, tarihsel süreç içinden, siyasal teoriler içinden bakmadığın sürece hiçbir yere varamazsın. Yani CHP bugün iktidara geldiğinde de ne yapmak istiyor biliyor muyuz hepimiz? Bilmiyoruz. Farz eder ki bir şey yok. Diyelim ki kavga yok, kurultay kavgası yok, hiçbir şey yok. E peki, yani diyelim ki geldin iktidara. Yani hani dış politikayı zaten hiç konuşmuyorum da. Ne yapmak istiyorsun? Bir anlatsın bize Özgür Bey. Yani yalnız özelleştirme konusunda değil. Her konuda üniversitede ne olacak? YÖK ne olacak? Hukuk ne olacak? Bu hakimler, işte savcılar ne olacak? Kadın ne olacak? Çocuk ne olacak? Milli Eğitim ne olacak? Sağlık Bakanlığı'ndaki korkunç hikayeler ne olacak? Yani bunları biz görmediğimiz sürece ve inandırıcı bir şekilde muhalefet topluma biraz anlatabildi işte belediye seçimlerinde birinci parti oldu. Tam birinci parti oldu. Toplumda bir moral. Herkes sevindi. Ulan vallahi bak demek ki bir şeyler yapabiliriz. Moduna girdi herkes. Abi 3 gün sonra kavga başladı. İster Kemal Bey tarafından olsun, ister Kemal Bey'in adamları tarafından olsun, ister işte şey tartışması, Ekrem Bey, Mansur Bey tartışması. Geçen de ben burada işte seninle beraberdik ya pazar günü. Şeye bak yani CHP'li üstelik bunlar. Siz diyor, bana mesaj atmış. Görmüşsündür belki de. Siz diyor, Ekrem'i tutuyorsunuz. Mansur daha önemli diyor. Birkaç kişi yani abi, bir kişi de değil. Ya niye tutalım biz Mansur'u da, Ekrem'i de? Yani bir şey söylemek. İşte düşün ki CHP içindeki kavganın ne kadar saçma bir hale geldiğini yeterince gösteriyor bu. Ve bundan vazgeçmeden de yol alması mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani onun için... Yani bizim hani CHP ne yapmalı değil. CHP kendisi ne yapacak ki bizi ikna etsin ki gazeteciler olarak söylüyorum. Biz de çıkalım diyelim ki evet bu doğru. Tamam alkışlıyoruz. Ama kusura bakma Özgür Bey ya da CHP yönetimi. Bu da doğru değil. Hani, o zaman nedir? Doğrusunu bulması için yardımcı olacağız gazeteciler olarak söylüyorum. Sonuçta orada parti yönetimi var, parti meclisi var, milletvekilleri var. Partinin kadroları var, il ve ilçe yöneticileri var. O orada bulur ne yapacağını. Ama bunu bir an önce yapması gerekiyor. Yani böyle hani Ayşen Hanım dedi ya, yani bırak bakanı, bir bakan, iki bakan, üç bakan. Yani herkesin istifa etmesi gerekiyor bu olayda. Şimdi demin şöyle, bakan zaten memur. Şimdi hukuk inanılmayacak bir vahim tabloyla karşı karşıya. İllerde başsavcılar yetkili,
O zaman başsavcının altındaki savcıların tamamı memur, sıradan memur. Hiçbir yetkisi olmayan. Ya mahkemeye çünkü gidiyorsun. Hazırlayacaksın, başsavcıya vereceksin. Başsavcı bakacak ya düzeltecek ya yok tamam geri tamam al. Da şey yok. Ben yani isim vermeyeyim. Ben mahkemeye gittim. 25 yaşında var yok ya hakim. Vallahi bak 25 yani ben önce katip falan sandım. 25 yaşında ya, genç bir hakim. Şimdi düşünsene getirmişler. İşte avukat seni avukatlıktan gelmiş bir kurs, işte neyse bir sınavına mı giriyorsun? Tak diye hakim yapıyorlar seni. Çünkü böyle kadrolaşmayla bunu yapıyorlar biliyorsun artık. Dolayısıyla hangi hukuktan biz söz ediyoruz ki? Bu yüzden de sistemi oluşturamıyorsunuz. Yani yargı çalışmayınca, diğer konularda da çark dönmeyince. Onlar lehine dönüyor ama. Yani onlar değil lehine dönüyor. Doğru. Lehine dönüyor. Toplumsal olarak dönmüyor. Peki toplumsal tepki, hani eskiden bir laf vardır, siyasetçiler kullanırlar. Ölü toprağa serpilmiş derler halkın üzerine. Yani böyle bir ölü toprağa serpilmiş bir tablodan insanlar nasıl daha duyarlı hale örgüt geçecek? Bak örgüt. Biz seninle konuşuyoruz pazar. Örgütlemesi gerekiyor. Bunu ben, sen, biz gazeteciler yapamayız. Biz ancak söyleriz. Bunu örgütleyecek olan partidir. Yani ana muhalefet partisi ise CHP'dir. Sivil toplum örgütleridir, barolar. Nerede barolar? Nerede ya? Nerede tabip odaları? Eski tabip odaları nerede kaldı? Erdal Atabek zamanlarından ben hatırlıyorum. Nerede şeyler? Mimar odaları, bilmem ne odaları, bir sürü şey var. Mühendis odaları. Neredeler yani duyuyor musunuz? Yani ben duymuyorum. Evet. Üniversiteler nerede? Üniversiteler susturdular abi onları, mahvettiler hepsini. Değil mi? Hepsi de teslim oldu. İşte şeydeki olayını yaşadık Boğaziçi Üniversitesi'ndeki. Doğru, doğru. Hala direniyorlar. Evet. Haber bile olmuyor. Ve inanılmaz bir şekilde inatla devam ediyorlar. Bu kadar istikrarlı, bu kadar ilkeli bir şekilde bir eylem Türkiye AKP döneminde görmedi. Büyük ihtimalle şöyle olur. Neydi adı? Kayyum atanan. Şimdi orada da devam edecek o direniş de gerçekten çok devam iyi. Şimdi devam ediyor. Ama bunların yapılması gerekiyor. Ayşen ne diyorsun toplumsal ben açıdan? Ben her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Yani 60 yıllık sloganla ve 100 yıllık ezber eylemlikle bütün ezberleri yıkmış bir iktidarla mücadele edemeyiz. Hele popülizmin rüzgarına kapılmış hakikat ötesi çağda çelişmekten hiç korkmayan, varoluşunu en hızına kadar çelişebilirse onun üzerine koyan. Hatta diyorum ya ben yani Bahçeli mesela erke dönergeci gibi yepyeni bir elektrik şeyi icat etti. Yani bugün söylediğiyle dün söylediği arasında 12 saniyede bile değişen beyanlar var. Metnin başıyla sonu çelişiyor aynı konuşma içerisinde. Şimdi burada kalkıp da aynı ritimde, aynı söylemde sloganları atıp yine bildiğimiz şekliyle eylemlik ortaya koyarsak bu iş değişmez. Bir de şöyle bir şey oldu. Yani burada biz sürekli işte ana muhalefeti suçluyoruz, bazen eleştiriyoruz. Ama şu var, bunu kabul edelim. Bu iktidar döneminde çok ciddi bir toplumsal çürüme yaşadık. Bunu en tepeden en temele herkes yaşadı. Onurlu duran, dik duran